Herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası için A Kadın Milli Takımımız toplandı. İki tane maçımız kaldı. 17 Kasım'da Polonya ile deplasmanda oynayacağız. 21 Kasım'da da Belarus'la Kayseri'de oynayacağız. Dün takımımız toplantı, hazırlıklara başladık. Şu anda 4'te 4 galibiyetle grubu lider durumda götürüyoruz. İnşallah bu iki maçı da kazanıp grubu birinci sırada tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Biliyorsunuz FIBA dünya sıralamasında kadın milli takımımız 6. sırada. Hedefimiz ilk 5 içine girebilmek. Bunun için bu maçlar da önemli. Son olarak da Kayseri'deki bütün basketbol severleri maçımıza davet ediyoruz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Vallahi Kayseri baktığın zaman bayan basketboluna yıllardır yatırım yapıyorlar. Şu anda Kayseri Spor Bellon olarak devam ediyorlar. Abdullah Gül Üniversitesi'ydi. Bir isim değişikliğine gittiler. Yönetim kurulumuzun ve başkanımızın kararıyla Kayseri'de oynandık. Çok büyük bir talep var biletlere. Dediğim gibi çarşamba günü inşallah bütün basketbol severleri Kayseri'de Kadir Has Spor Salonu'na bekliyoruz. Milli takımımızı desteklesinler. Bizim için büyük bir moral olacak. Tabii Kayseri başlangıç olarak düşünüyoruz. İnşallah diğer şehirleri de milli takımımızı seyretmeye götüreceğiz takımımızı. Dün akşam ilk antrenmanımızı yaptık. Burada Cuma'ya kadar bu süreci geçirip daha sonra Polonya'ya gideceğiz. Dediğiniz gibi iki tane çok önemli karşılaşmamız var. Tek amacımız bunlardan iki galibiyet alıp yolda bir kazaya uğramadan Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek. Oyuncularımız bütün yaz beraberlerdi. Milli takımın hedeflerinin büyüklüğünü hepsi çok iyi biliyorlar. Burada çok heyecan dolu ve şevkle çalışan insanlar, arkadaşlar var. Bizim amacımız burayı 2'de 2 ile geçip Avrupa Şampiyonası'nda üst sıralarda yer almak için çaba harcayacağız. Daha önce oynadığımız 4 maçı kazandık. Deplasmandaki Belarus maçı çok önemli galibiyetti. Yani onlar büyük favoriydi o maçtan önce. Onu kazanmış olmak bizi biraz avantajlı duruma soktu ama hiçbir şey bitmiş değil. Şimdi 2 tane maçımız var önümüzde. Biliyorsunuz birinciler direkt gidiyor. Ondan sonra 8 gruptaki en iyi 6 ikinci katılıyor. Yani, tabii ki amacımız birinci olup gitmek. Mümkünse mağlubiyet almadan gitmek. Ama overall en sonunda en önemli şey oraya gitmek. Ne olursa olsun. Şu anda gördüğüm kadarıyla hani büyük bir şansımız var. En kötüsünü de düşünerek konuşuyorum. Ama biz en iyi şekilde gitmek istiyoruz. O yüzden toplandık. İyi bir kamp geçirip cumartesi Polonya'ya gidip oynayacağız. Yani Polonya'nın hiçbir iddiası yok grupta. Avrupa Şampiyonası oynama iddiası kalmadı. Ama sonunda milli maç, yani herkes kendi seyircisi önünde milli maç. Herkes biz nasıl milli duygularla oynuyorsak onlar da oynuyor. Deplasman zor bir maç bekliyorum. Ama en iyi şekilde çıkıp mücadelemizi edip istediğimizi almak isteyeceğiz. Yani benim gördüğüm bu dünya şampiyonasında istediğimiz gibi istediğimiz sonuçları alamadık. Daha çok yaptığımız hazırlığın karşılığını alamadık. Yani istediğimiz gibi oynayamadık. Onun bir şeyi var hepimizde, herkeste. Yani bir hayal kırıklığı. Biraz gördüm, o tamamen insanların üzerinden atılmamış. Gerçekten çok hazırlanmıştık. Çok da iyi hazırlanmıştık. Yansıtamadık. Yeni oyuncular var, sakatlıklar var. Sakat olduğu için burada olamayan arkadaşlar var. Kadroda ufak tefek değişiklikler oluyor. Kamp süresince de yaşıyoruz şu anda. Yani yeni bir motivasyon, yeni yüzler, yeni enerjiler. Daha önce bu arkadaşların tamamı bizim oluşturduğumuz milli takım havuzunun içindeydiler. Kimileriyle önceki senelerde oldular. Kimileri sakatlıktan dolayı yazın yapılan hazırlıklara katılamadı. Ama hepsi bizim havuzun içinde oyuncular. Hani buraya 4 gün kamp, 4 gün antrenman yapıp maça çıkacağız. Yani başka oyuncular da var ligde esasında şu anda çıkışa başlayan. Hani onları değerlendirecek bir zaman yok. Zaman çok dar. Havuzun içindeki oyuncularla yapabildiğimiz en iyi kadroyla çıkıp elimizden geleni yapacağız. Bildiğiniz gibi grupta 4'te 4 yaptık. Çok büyük bir avantajımız var. Bu avantajı korumak istiyoruz. Polonya sert bir rakip. Özellikle evinde de iyi oynayan bir takım ama biz de hazırlıklarımızı bu yönde sürdürüyoruz. İlk önce Polonya maçına konsantre olup oradan galip geldikten sonra ülkemize son maçı da kazanmak için çıkacağız. Kayseri gerçekten basketbolu seven bir şehir. Orada
oynadığımız her maçta da çok ciddi bir taraftar desteği alıyoruz. Kendi şehirlerinin takımını da ligde çok güzel destekliyorlar. Bizim için de onların desteği çok çok önemli olacak. Evimizde oynadığımız tüm maçlarda zaten özellikle Ankara seyircisiyle en çok Ankara'da oynadığımız için çok ciddi bir bağımız var. Ben inanıyorum ki aynı enerjiyi Kayseri'de de yaratacağız.